Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte Türk ilkeleri konusunu öğreneceğiz. Çok çok önemli bir konu. LGS 2022'de mutlaka karşımıza gelecek olan bir konu. Sizler de bu konuyu çok iyi öğrenmeniz lazım. Tonguç'um hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. LGS kampımızda bugün sizlerle birlikte Atatürk ilkelerini yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık konusunu öğreneceğiz. Her birini detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da LGS kampımızda sizlerle birlikte bu konuya alakalı süper sorular çözeceğiz. Taktikli İnkılap Tarihi Soru Bankamızdan ve aynı zamanda Dinamo İnkılap Tarihi Soru Bankamızdan Zoru Bankası 10'da 10'dan sorular çözeceğiz. Bu arada Tonguç'um biliyorsun LGS ilk tekrarımız geldi. Artık LGS birinci dönemi mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Birinci dönem konularını LGS ilk tekrar setinde harika bir şekilde ilk tekrar programıyla da LGS tekrar programı biliyorsun. Tonguç kitapçılarına ücretsiz biliyorsun değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programımızı Tonguç kitapçılarından isteyelim. Ana denemeleri yani artık neler artıyor denemeleri birinci dönem konularını içeriyor. LGS ilk tekrar kitabı birinci dönem konularını içeriyor. Ve aynı zamanda yeni nesil Türkçe matematiği de çözerek harika bir şekilde LGS birinci dönemi tekrar edelim. Ve ikinci dönemde bomba gibi başlayarak hayallerimizdeki Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne ulaşalım. Hadi bakalım o zaman ben şimdi bunları kaldırayım. Güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Hazırsın değil mi Tonguç? Hazırım hocam. Harikasın o zaman hep birlikte videomuza başlayalım. Atatürk ilkeleri çok önemli çünkü Kurtuluş Savaşı'nda öğrendiğimiz, bir kahraman doğuyor da öğrendiğimiz sonrasında inkılaplar konusu. Hani vardı ya eğitim kültür alanındaki inkılaplar, işte sanayi alanındaki inkılaplar. Hocam en önemli kısmı bu mu konunun? Evet, LGS'de ve normalde senin sınavlarda girdiğinde karşına çıkacak en önemli kısım Atatürk ilkeleri. Sizin en sevdiğiniz hangisi hocam? Hepsini seviyorum evladım. Öyle bir şey olabilir mi? Atatürk ilkeleri herhalde en sevdiğim benim cumhuriyetçiliktir diyebilirim. Çünkü böyle halkın... Türkiye Cumhuriyeti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti mantığıyla cumhuriyetçilik. Ama hepsi de çok güzel ilkeler. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım Tonguç. Atatürk ilkelerini anlayabilmemiz için Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan gelişmeleri, bir kahraman doğuyor ünitesinde gördüğümüz olayları, Mustafa Kemal'in eğitim hayatı sırasında, askerlik hayatı sırasında karşılaştığı olayları bilmemiz lazım. Ve sonrasında da Mustafa Kemal neden milliyetçilik ilkesini ya da neden laiklik ilkesini ya da neden devletçilik ilkesini benimsemiş bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi birincisi 6 tane temel ilkemiz var. Bunları bütünleyen yardımcı ilkeler var ama bizim bilmemiz gereken 6 temel ilke. Cumhuriyetçilik ilkesi egemenlik milletin diyeceğiz. Yani cumhuriyetçilik ilkesi senin aklına gelecek olan şey halkın sandığa gidip oy at işte milletvekili seçimleri oluyor, belediye başkanı seçimleri oluyor, cumhurbaşkanı seçimleri oluyor. Bütün bunlar ülkemizin cumhuriyetle yönetildiğinin göstergesi ve halkımızın meclise gidip sandığa gidip oy vermesi cumhuriyetçilikle alakalı. Milliyetçilik ise hepimiz bir milletiz. Yani hepimiz bu ülkede yaşayan Türk'ü, Rum'u, Ermenisi, Musevi'si, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Tatar'ı fark etmez. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırı arasında yaşayan bir milletiz. Yoksa milliyetçilikten kastımız işte ben Türk'üm. Tabii ki sen Türksün ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir diyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla milliyetçilik ilkesinde ırkçılık yok. Milliyetçilik ilkesinde hepimiz bir millet izleyeceğiz ve ülkemizin bağımsızlığı için yani düşmandan temizlenmesi için doğuda, batıda, güneyde düşmanla mücadele edeceğiz. Halkçılık ilkesi ise tam senin seveceğin bir ilke. Burada hepimiz halk adamıyım ben hocam. Aynen sen tam bir halk insanısın Tonguç'um. Halkçılık ilkesi halkın en alt tabakasını oluşturuyorum ben. Evet zeka olarak en alt tabakasını orada sıkıntı yok. Halkçılık ilkesi şunu bilmemiz lazım Tonguç. Hepimiz eşitiz ilkesi aklına geldik. Yani nedir? Çiftçi, öğretmen, patron, işte ne bileyim işçi, ne bileyim başka bütün meslekler, bütün insanlar, bütün cinsiyetler top eşit. Top sanatçısı, futbolcu. Evet hepsi hepimiz eşit. Zenginler, dur, aristokratlar. Bir anda dizi gibi magazinsel şeylere girmeye başladın. Hepimizin eşit olması ve devletin bütün vatandaşlarına eşit bir şekilde yatırımlar yapması, onlara destek olması halkçılık ilkesiyle alakalı. Devletçilik ilkesi ekonomiyle alakalı olacak. Burada devlet millet el ele ülkeyi kalkınlandırmaya çalışacağız. Laiklik ilkesinde din ve vicdan özgürlüğü ön planda. Akıl ve mantığın her alanda esas alındığı bir yönetim şekli laiklikle alakalı olacak Tonguç'um. İnkılapçılık da tüm bütün bunlarla alakalı olan yani daima ileriye. Sadece ve sadece işte... Asla geriye bakma. Asla geriye bakma. Duran bir düşünce olmasın diyeceğiz. Şimdi Tonguç'um cumhuriyetçilik ilkesiyle başlıyoruz. Birincisi cumhuriyetçilik ilkesinde anahtar kelimemiz... Cumhuriyet. Tabii, cumhuriyet. Zaten cumhuriyetçilik ilkesinde ben sana söylemiştim. Her zaman da bu çizgiyi çizmek istiyorum bu sandığı. İnsanların sandığa gidip oy atması... işte seçimler oluyor. A partisi bir oy alıyor. B partisi bir oy alıyor. Hocam, C partisi. Ben ne zaman oy verebileceğim? Sen 18 yaşına ulaştığında... Hem seçilebileceksin hem de seçebileceksin Tonguç'um. Burada şu çok önemli.
A partisi, B partisi, C partisi seçimlere katılıyor. Diyelim ki en fazla oyu C partisi aldı ya. C partisi iktidar oluyor. Demek ki eskiden böyle miydi, eskiden böyle değil. Eskiden padişah vardı, sonra onun oğlu, sonra onun oğlu, sonra onun oğlu. Bu şekilde babadan oğula bir yöntem var. O da çok güzelmiş. Keşke padişah olsaydım. Padişahlık da güzel tabii, fena değil. Ama günümüzde bilhassa 1789 Fransa ihtilalinden sonra insanlar kendilerini babadan oğula değil de seçim yoluyla yönetilmesini istemişler. Dolayısıyla milli egemenlik halkın yönetime katılması demek. Kişi ve hak kişi hak ve özgürlükleri önemli. O zaman demokrasi kelimesini gördüğün zaman Tonguç, milli irade kelimesini, seçim, meclis, ulusal egemenlik kelimelerini gördüğün zaman bu sorunun cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olacağını bileceksin. Hocam Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafını açıklar mısınız? Egemenlik milletindir diyor Mustafa Kemal ama tam anlamayız diye net söylüyor. Diyor ki kayıtsız şartsız milletindir. Yani öyle ya milletin olsun ama hafif de olmasın. Hayır. Kayıtsız şartsız tamamen milletindir diyor. Yani cumhuriyetçilik ilkesine net bir şekilde vurgu yapıyor Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi o zaman Büyük Millet Meclisi'nin açılması, padişahlığın yani saltanatın 1922'de kaldırılması, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması 1924'te. Çok partili hayata geçiş. Çok partili hayat deyince aklına ne geliyor Tonguç? Hocam sürekli kop kop pijama partisi, hayır. Doğum günü partisi. Hayır evladım, parti seçim partileri dedim ya, A, B, C partileri var demiştim ya, onun gibi, yoksa senin aklına gelen o pijama partisi değil. Çok partili hayatta kastımız ülkede demokrasinin cumhuriyet anlayışının olması. Yani tek bir parti olsa ne olur? Hep o kazanır zaten. Başka seçenek yok ki. Ama birden fazla parti olduğu zaman, muhalefet olduğu zaman hükümet denetlenebilir ve aynı zamanda cumhuriyetçilik ilkesi tam anlamıyla uygulanmış olur. Ordunun siyasetine ayrılması yine çok önemli. Eğer ordu siyasete karışıyorsa bu da cumhuriyetçilik ilkesine ters. 1921 eskiden mesela 1925'li yıllarda 24'lü yıllara kadar generaller aynı zamanda milletvekili de olabiliyordu. Mustafa Kemal dedi ki böyle olmaz. Ya general ol arkadaşım ya da milletvekili ol. Hem milletvekili hem general olduğun zaman siyasetle ordu birbirine karışır dedi. 1921 Teşkilat Esasiye Anayasası ve 1924 anayasaları da yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Hatta anayasa kelimesi de tek başına cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Niye? Çünkü sen kendinle alakalı işte evlenme, boşanma, miras, yönetim, her türlü hukuksal kanunlarını bir kitaba yazıyorsun ve bu kitapta tutuyorsun. Bu da anayasa oluyor. Yasaların anasına ne denir? Anayasa. Harikasın. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de cumhuriyetçilikle alakalı olmuş. Buna dikkat et. Bazen bazı kaynaklarda veya bazı sorularda öğrenciler yanlış yönlendirilebiliyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi seçme ve seçilme kelimesinden dolayı direkt olarak doğrudan cumhuriyetçilik ilkesine kalır. Ama kadınlara evlenme, boşanma, miras... Medeni kanun. Ha, o medeni kanun. O daha çok halkçılık ilkesiyle, laiklik ilkesiyle alakalıdır diyebiliriz Tonguç. Gelelim milliyetçilik ilkesine. Milliyetçilik ilkesinde yapacağımız şey belli. Bir Türk bayrağı çizeceğiz Tonguç'um. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne oluşturan Türk halkına biz Türk milleti diyoruz. Hedef tam bağımsızlık. Yani bizim yaptığımız Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliyeler, düşmanı denize dökmemiz hep milliyetçilik ilkesiyle alakalıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nda milliyet unsuru çok önemli değildi. Yani Müslüm ve gayrimüslim diye ayrılıyorlardı. Müslümanlar vardı. İster Türk olsun, ister Rum olsun, ister Arap olsun. Bir de gayrimüslimler vardı. Yani Hristiyan olanlar veya Museviler. Ama bu yöntemle Osmanlı belli bir süre 600 yıl çok iyi dayansa bile sonlara doğru Fransa ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı yüzünden Rumlar, Bulgarlar, Romenler, Araplar hep isyan ettiler, ayrıldılar. Yeter dediler, biz gidiyoruz dediler. Mustafa Kemal dedi ki madem yeter diyorsunuz, biz Arabız, biz Rumuz. Abazalar, Çerkezler. Evet herkes biz Rumuz, biz Arabız, işte biz Ermeniyiz, biz Sırpız, biz Bulgarız, biz Yunanız diye isyan edip ayrılıyor musunuz? Kardeş biz de Türk'üz dedi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi. Ve tam bağımsızlık için milliyetçiliği kullandı Mustafa Kemal. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet ne mutlu Türkiye demiyor bak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyene demek istedi. Ve imzasını tabii ki atmamız gerekiyor. Bu kadar şeyden sonra gerçekten gerek. Şimdi dolayısıyla birlik, beraberlik, ortak dil ve ortak kader. Yani bu ülkede yaşayan hepimiz Kürt'ü, Rum'u, Çerkez'i, Tatar'ı hepimiz ortak bir kaderimiz var. Eğer ülkemize biri saldıracak olursa, bağımsızlığımıza kastedecek olursa hep beraber düşmana karşı mücadele etmeliyiz. Ki Kurtuluş Savaşı sırasında da aynen bunu yaptık. Benim milli duygularım çok gelişmiş hocam. Aferin inşallah. Şimdi bak Büyük Millet Meclisi açılmıştı ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının verilmesi ulusal bir meclis oldu. Ulusçuluk bak ulusal kelimesine de dikkat et Tonguç'un, bu da karşına çok çıkacak sınavlarda. Misak-ı iktisadi ve misak-ı millinin kabulü bak. Misak-ı milli ne demek? Ulusal yemin. Misak-ı iktisadi yine ulusal ekonomik yemin. Bunların hepsi milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Zaten milli milliyet. Aynen bu kadar basit. Milliyetçilik diyor değil mi Tonguç'um? Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlıkla alakalı. Bu da yine tam bağımsızlığı etkilediği için milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Kabotaj kanunuyla Türk denizlerinin işletme hakkının Türklere verilmesi. Eskiden mesela bu vapurlar var ya, vapurlar yabancıların elindeymiş. Dedik ki olmazdı Mustafa Kemal. Bunlar bizim elimizde olmalı. Türk denizlerinin işletme hakkı bize geçmeli. Türk Tarih Kurumu'yla
öz kültürümüz, tarihimiz ve kültürümüzü öğrenmeye çalıştık. Hocam çok güzel bir şarkınız var. Oradan aklıma geldi. Her şeyi anlatmıştınız İlkeleri. Evet. Atürk İlkeleri arkadaş şarkımıza mutlaka izlemelisin Tonguç'um. Türk Dil Kurumu'nun kurulması yine tarih ve kültürle alakalı. Bilhassa kültürle alakalı. Çünkü biz dilimizi... Mesela ben şu anda konuşuyorum ama Türkçe konuşmasam zaten giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız telefonlar, kullandığımız arabalar zaten yabancılarda da ortak. Yani herkes benzer arabalara, benzer... Hocam ben tam bir dejenereyim. Ben ileride Avrupa'da yaşamak istiyorum. Saçma sapan konuşma. Bak, kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum. Hayır saçmalama evladım bak. Avrupa'da da yaşasan, Türkiye'de de yaşasan kendi diline sahip çıkmalısın. Çünkü sen eğer Türkçe konuşmazsan senin Türk olduğunu anlaşılmaz. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu bu yönüyle önemli. Yabancı, hani dilimize yabancı kelimeler sokuyoruz ya. Ya fokuslanmak lazım. Okey, bye falan. Bunlar yanlış. Bunları kullan anlamı sürece dilimiz kaybolup gidecek, buharlaşacak. Zamanla tamam set edelim falan diye konuşmaya başlayınca dil ortadan kaybolacak. Zaten kıyafetlerin... Hocam kafam burnout oldu yani. Ne diyorsun oğlum, saçmalama. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi. Yani eskiden işte birçok fabrika yabancıların elindeydi. Mustafa Kemal dedi ki what the hell is going on? Onların anlayacağı dilde İngilizce konuştu. Mustafa Kemal öyle konuştu. Ya İngilizce olarak onlar hani ne yapıyor? Hayır, Türkçe konuştu ama onu İngilizce altyazısını yaptım ben. Altyazısını okudum. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz kardeş siz dedi yani. Burası Türkiye, siz yabancı işletmeleri le doldurmuşsunuz burayı. Bundan sonra işte şeker, un, çimento gibi birçok önemli fabrikalar Türklerin bizim olmalıdır dedi. Yabancı okullardaki Türkçe tarih coğrafya dersine de Türk öğretmenlerin girmesi. Yani düşünsene Türkçe dersine İngiliz bir hoca geliyor. Merhaba arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ki. Merhaba arkadaşlar diyen bir Türk hoca olması lazım. Coğrafya dersini, tarih dersini Türk öğretmen öğretmeni dedik. Çünkü yabancı okulların bazılarında böyle dejenere olmaya çalışıyordu. İnsanlar böyle değiştirilmeye çalışıyordu. Dejenerasyon. Aferin Tom. Ben de öyle okullarda büyüdüğüm için böyle oldu. Saçma sapan konuşma. Sen Türk okullarını okudun. Saçma sapan espriler yapmaya çalışıyorsun. Şimdi bak. Halkçılık ilkesi Tonguç'um, şuna dikkat edelim. Hepimiz eşitiz. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Herkesin eşit olmasına biz halkçılık ilkesi diyoruz. Burada tüm insanlar ağa, paşa, hacı, hoca, molla, öğretmen, öğrenci ayrımı olmadan herkes eşitse işte bu halkçılık ilkesi oluyor. Eşitlik, adalet, sosyal dayanışma, halkın yararı, sosyal devlet anlayışı. Bak sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet anlayışı ne demek biliyor musun? Sosyal medyaya çok giriyorlar hocam. Sık giriyorlar. Ya oğlum ne alakası var sosyal medyaya? Bütün Instagram'da herkesin account'u var hocam. Güzel bak. Sosyal medya güzelmiş. Ama bizim burada anlattığımız sosyal devlet anlayışında kastımız şu. Mesela bir babanın diyelim ki 4 tane çocuğu var. Bütün çocuklarına eşit davranması gerekmez mi? Ya ben işte ilk çocuğumu çok seviyorum. Ona harçlık vereyim. Hayır, büyüğe daha fazla harçlık vereyim. İşte büyüğe daha fazla harçlık, küçüğe hiç harçlık vermeyeyim demez. Hayır, büyüğe belli bir dönem daha fazla harçlık verir ama küçük de büyüyünce ona aynı harçlığı verir. Yani işte benim çocuklarım var. Bir tanesini çok seviyorum, diğerlerini hiç sevmiyorum demez bir baba. İşte devlet de aynı bir baba gibi. Devlet baba, aferin. Devlet de aynı bir baba gibi çocuklarına eşit davranmalıdır. Onlara harçlık verirken, onlara yardım yaparken. Mesela diyelim ki Anadolu'nun bazı köylerinde okul yok. Ama sen İstanbul'da çok lüks bir okul yaptırıyorsun. Bu yanlış. Önce tüm Anadolu'nun köylerine okullar götürmelisin. Sonra İstanbul'a tabii ki alınan vergiden dolayı ve yaşayan nüfustan dolayı daha fazla yatırım yapabilirsin. Ama temelinde her yere okul, işte ne bileyim okuma yazma imkanı, yol, yardımı, elektrik, su götürmelisin ki sosyal devlet anlayışı. Şarj üniteleri lütfen, cep telefonu şarjı çok bitiyor. Her yere koysunlar. Tam bir popizm Tonguç ya. Türk devletinin tüm fertleriyle bir ve eşit olmasını sağlamak halkçılık ilkesiyle alakalı. Zaten anahtar kelimemiz eşitlikti. Şimdi aşar vergisinin kaldırılması. Mesela çiftçinin üzerinde büyük bir yüktü bu. Gelirlerini 125'in... Bu nedir hocam? Bu beni aşar. Bu seni aşar Ozan, anlatayım. Eski adıyla, Osmanlı'daki adıyla öşür vergisi. Bu şu. Diyelim ki senin bir tarlan var. Çiftçisin sen. Tarlanda kazandın. Şurada ürünler ektin, tamam mı? Bu ürünlerden bir kısmını devlete vergi olarak veriyorsun. Bak burası vergi olsun. Şimdi bu vergiler de devletin gelirlerini %25'ini oluşturmasına rağmen Kurtuluş Savaşı sonrasında halkımız zor durumda olduğu için Mustafa Kemal dedi ki ben artık aşar vergisini 1925 yılında kaldırıyorum. Bundan sonra çiftçiden bununla alakalı bir vergi alınmayacak dedi. Bu esasında devletin zararına bir şey. Devletin güzel vergi oluyor. Oh oh ne güzel. Ama Atatürk bunu kaldaraktan halkın yararına bir şey yapıyor. Çünkü halkçılık ilkesiyle alakalı. Kılık kıyafet inkılabıyla işte mesela eskiden ben öğretmen olduğum için daha değişik bir şapka takıyordum. Sen öğrenci olduğun için daha küçük bir şapka takıyordun. Ama dedi ki herkes istediğini giyebilir. Sen de şu anda güzel bir kıyafet giyebilirsin. Ben de giyebilirim. Kılık kıyafet inkılabı. Medeni kanun ile kadın erkek eşitliği net bir şekilde sağlanmış oldu. Evlenme, boşanma, miras, iş sahibi olabilme konularında kadınlarımız erkeklerimize aynı haklara sahip oldu. Eskiden eşit değil miydi hocam? Eskiden eşit değildi. Kadınlar istediği gibi boşanma hakkı yoktu. Veyahut da işte istediği mesleği seçme hakkı yoktu. Okuma yazma ile alakalı bile özgürlükleri kısıtlıydı. Ama medeni kanun sayesinde 1926'da kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. Millet mekteplerinin açılması 1928'de harf devrimi yapıldıktan sonra tabii şimdi diyelim ki harf devrimi olsa şu anda ilkokula giden çocuklar, okula giden çocuklar yeni harfleri öğrenir. Ama yetişkinler ne yapacak? İşte yetişkinler için de okuma yazma oranını artırmak amacıyla millet mektepleri açıldı. Mektep nedir hocam? Mektep okul demek Tonguç. School yani sen İngilizcesini bilirsen. Okul. Kadınlara siyasi haklar verilmesi de yine kadın erkek eşitliğini sağlaması açısından bir şekilde halkçılık ama temelinde cumhuriyetçilikle alakalı. Soyadı kanunu. Eskiden mesela işte
Ağa, hacı, paşa, molla gibi unvanlar vardı. Bu unvanlar kaldırıldı. Yerine herkesin bir soy ismi var. Mesela şu anda senin Tonguç ol diye bir soy ismi almışsın. Güzel, bunu kullanabilirsin. Eskiden olsa işte Apache Tonguç diye bir unvan olacaktı. Biraz zengin olursan Ağa Tonguç Ağa diyeceklerdi. İşte hoca olursan hoca Tonguç diyeceklerdi. Hayır, şu anda senin Tonguç Tonguç ol diye bir ismin ve soy ismin var. Rahatlıkla da kullanabiliyorsun. Deli çirik ilkemize devam edelim Tonguç'um. Özelliği devletin ve milletin el ele vererek ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışması. Biliyorsun biz Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Kurtuluş Savaşı sırasında ekonomik anlamda çok ciddi zarar gördük. Yani hem binlerce askerimiz şehit oldu, hem binlerce işte şehrimiz, köylerimiz, fabrikalarımız zarar gördü. Ve bütün bunlardan sonra biz ekonomimizi yeniden düzeltmek için gayretle başladık çalışmaya. Ama bunun haricinde bir sıkıntı daha vardı. Ülkemiz eskiden kapitülasyonlar yüzünden veyahut da sanayi devrine tam ayak uyduramadığımız için yabancıların adeta bir pazarı hükmündeydi. Yani yabancılar gelip rahat rahat mallarını satıyorlardı ve gidiyorlardı. Biz kendi ürettiğimiz malları satamıyorduk. Dolayısıyla ekonomi, kalkınma, banka, yatırım, fabrika, bütün bunlarla alakalı çok ciddi kararlar vermemiz gerekiyordu. Ve Mustafa Kemal karma ekonomi diyebileceğimiz devletçilik ilkesini önerdi. Bu neydi bu ilke? Temel yatırımları devlet... Erkek ve kadınlar karışık karma ekonomi. Hayır evladım, o karma eğitim. Karma ekonomide şöyle bir şey var Tonguç. Normalde iki tür ekonomi modeli vardır temelinde. Birincisi liberal ekonomidir. Orada herkes istediğini yapar. Yani devlet çok küçüktür. Bütün her şey özelleştirilmiştir. Herkes istediği mal alıp satabilir. Bir de komünist ekonomi vardır. Orada ise tüm her şeyi devlet yapar. Bakkalda devlettir, eczanede devlettir. İşte ne bileyim, fabrikalarda devletindir. Bir de karma ekonomi denilen sistem. Burada ise temel yatırımlar, yani şeker fabrikası, un fabrikası, çimento fabrikası, bankalar, kıyafet, böyle çok temel şeyleri devlet yapar ama aynı zamanda özel sektörü de destekler. Yani karma ekonomide Tonguç'um hem devlet vardır, yani kamu yatırımları vardır, hem de özel sektör vardır. İşte dolayısıyla karma ekonomik sisteme geçildi. Peki neden her şeyi özele bırakmadık? Çünkü temel yatırımları yapabilecek kadar halkta para yoktu. Yani Mustafa Kemal diyordu ki hadi bakalım şeker fabrikası açın. Halk savaştan çıkmış, parası yok. O yüzden temel yatırımları halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için devlet kurdu. Bu yüzden devlet de karma ekonomide var. Ama özel sektörü de destekliyoruz. Niye? Çünkü biz cumhuriyetçi modern bir ülkeyiz. Teşvikli sanayi kanunu çıkarılması karma ekonomiyle alakalı. Yani hadi bakalım özel sektöre siz de fabrikalar açın dedik. Ama özel sektörün elinde yeterli sermaye olmadığı için biz de birinci 5 yıllık kalkınma planı, sanayi planını uyguladık. Sümerbank'ın kurulması, İş Bankası'nın kurulması, maden tetkik aramanın kurulması, Etibank'ın kurulması, çeşitli fabrikaların kurulması hep bu ilkeyle alakalı inkılaplar. Temel anlamda ekonomimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi devletçilik ilkesinin uygulamasının siyasi nedeni nedir diye sana sınavda sorarlarsa tam bağımsızlığı sağlamamız gerekiyordu. Bu yüzden de ekonomik bağımsızlık gerekliydi. Niye? Senin eğer ekonomik anlamda yabancıların elindeysen, yani onlara teslim olduysan tam bağımsızlıktan bahsedemezsin. Düşünsene, ordun var, sınırların var, askerin, bayrağın var ama ekonomik anlamda tamamen yabancılara bağımlısın. Bu senin bağımsız olmadığını gösteriyor. Kapitülasyonlar. Harikasın Tonguç'um. Devletçilik ilkesinin uygulanmasının ekonomik nedeni ise 1914 ve 18 yıllar arasında Birinci Dünya Savaşı vardı. 19 ile 22 arasında Kurtuluş Savaşı vardı. Bütün bu savaşlardan çıkmış devletimiz, bir de dünyada 1929 yılında dünya ekonomik krizi oldu. Dünyada Amerika tüm dünyaya borç vermişti. Borcunu alamayınca Amerika'daki bankalar çöktü. Amerika'daki bankalar çökünce tüm dünya çöktü. Dolayısıyla tüm dünyanın ekonomisi zor durumda olduğu için Türk ekonomisine de devlet de müdahale etmesi gerekti. Yani tüm dünya batarken devlet hadi bakalım ister herkes istediğini yapsın diyemezdi. Devlet mutlaka ekonomiye müdahale etmesi gerekiyordu. Ve devletçilik ilkesinin uygulanmasının sosyal nedeni ise, yani toplumu ilgilendiren nedeni ise, devlet sosyal adaleti sağlamak istiyordu. Yani devletçilik ilkesi bu yönüyle halkçılık ilkesiyle de birazcık yakın. Niye? Çünkü halkın yararı için devlet birçok yatırım yapması gerekiyorsa bunu yine devletçilik ilkesiyle rahat rahat yapabiliyor. O zaman ekonomik anlamda zor olan ülkeyi, krizlerden dolayı zor durumda olan ekonomiyi kurtarmak adına biz karma ekonomi olan devletçiliği benimsedik diyoruz. Gelelim laiklik ilkesine. Laiklik ilkesinde ise şöyle bir şey var Tonguç'um. Özelliği Türk devletini aklın ve bilimin öncülüğünde geliştirmek ve tüm inançlar aynı mesafede olmak. Şimdi Osmanlı Devleti bir din devletiydi. Yani Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, yani Müslüm ve gayrimüslim diye ayrım yapıyordu. Ama Mustafa Kemal dedi ki biz ümmetçilik politikası, İslamcılık politikası yaptığımızda Arapların bizi kale almadığını gördük. Arapların biz Arabız, siz Türksünüz diye ayrımcılık yaptığını gördük. O zaman biz İslamcı politika, tabii ki İslam dini yine olsun, yine Diyanet İşleri Başkanı olsun ama biz bütün inançlara aynı mesafede olalım ve akılın ve bilimin öncülüğünde siyasi hayata, dini hayata, işte toplumsal hayata, evlenme, boşanma, miras gibi konulara akıl ve bilimin öncülüğünde yön verelim dedi.
akılcılık, bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü. Yani herkes vicdanen serbest. Mesela şöyle düşün Tonguç. İran'daki bir kadın asla başı açık gezemiyor. Türkiye gelince ise başını açıyor, rahat rahat istediği gibi yaşayabiliyor. Ama Türk kadın ise akıl ve vicdanı özgür. İsteyen kapalı gezebiliyor, isteyen açık gezebiliyor. İstediğini yapabiliyor. İyisi bizimki hocam. Evet, çünkü biz de vicdanen özgürüz. Yani insanlara zorunlu olarak kapanacaksın veya zorunlu olarak açık, öyle bir şey yok. Herkes vicdanen özgür. Din ve devlet işleri de birbirine ayrıldı. Eskiden Şeyhülislam devlet işlerine müdahale edebiliyordu. Onu öyle yapmayın, savaşa girin. Bunu yap. Böyle şeylere karışabiliyordu ama artık o sadece dini konularda karar verme veyahut da dini konularda hüküm verme, yorum yapma imkanına sahip oldu. Şimdi yönetim alanında saltanatın kaldırılması laiklik ilkesi yolunda atılan ilk adım olmuş. Niye biliyor musun? Eskiden padişah aynı zamanda halifeydi. Yani Yavuz Sultan Selim döneminden sonra, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'dan ta son padişah Vahdettin'e kadar hep padişahlar aynı zamanda dini de lider kabul ediliyordu. Ama saltanat kaldırılınca, halifelik kaldırılıncaya kadar, yani 1922 yılından 1924 yılına kadar Osmanlı'da bir Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı vardı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan vardı İsmet İnönü ve Halife Abdülmecit Efendi vardı. Son halifeydi o Abdülmecit Efendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halifesiydi. Fakat halife hem yönetimde ikililiğe yol açtığı için hem de böyle ülkemiz akıl ve bilim öncülüğünde ilerlemek istediği için 1924 yılında da 3 Mart 1924'te halifeliği de kaldırdık. Aynı gün şeriye ve efkaf vekaletini kaldırıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurduk ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurduk. Aynı zamanda 1928'de tekke ve zaviyeler kapatıldı. Niye? Tekke ve zaviyeler çok eskiden Selçuklu zamanında gerçekten iyi kurumlardı. Böyle okuma yazmayı öğreten, insanlara Yunus Emre gibi, Mevlana gibi Allah sevgisini, insan sevgisini aşılayan kurumlardı. Ama son dönemlerde bozulma yaşanınca Mustafa Kemal dedi ki ya kardeşim burada adamların amacı İnsan sevgisi, ahlak sevgisi, Allah sevgisi değil ki. Bunlar başka amaçlarla hareket ediyorlardı ve kapatıldı. Kılık kıyafet değişikliğiyle kanun kabul edildi. Artık din adamları yani imamlar böyle dışarıda dini kıyafetlerle dolaşmaması gerekti. Çünkü şimdi düşünsene imamsın, bir toplumda bir saygınlığın var, hocasın. O kıyafetlerle dolaştığın zaman bir şekilde insanları yönlendirmiş oluyorsun. O yüzden Diyanet İşleri Başkanı harici kimse günlük hayatında o tarz kıyafetler giymemesi, yani iş hayatı sırasında giymemesi kabul edildi. İbadet yerleri dışında dini kıyafet, sembol ve işaretler yasaklandı. Hatta kitapların içerisindeki böyle dini semboller de kaldırıldı ki yani işte Museviye, Hristiyan'a böyle bir baskı ya da bir misyonerlik faaliyeti yapılmasına izin verilmedi. Dolayısıyla laiklik ilkesiyle yapılan en önemli olaylardan bir tanesi de tabii ki hukuk alanında yapılan şey, o da Medeni Kanun geldi. Eskiden 1876'da Tanzimat ve Meşrutiyet sonrasında gelen Mecelle denen bir kanun vardı. Mecelle kanunu tamamen dini kurallara özgüydü. Mecellenin yerine Mecelle gidiyor. Onun yerine Medeni Kanun. İsviçre'den 1926 yılında Medeni Kanun getirildi. Bu şu demek: evlenme, boşanma, miras gibi konularda kadın erkek eşitliği sağlandı. Bu dolaylı yoldan halkçılık ilkesiyle alakalı, doğrudan ise Medeni Kanun'la alakalı. Ve 1928 yılında yine devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. 1937 yılında da laiklik anayasaya girdi. Bütün bu gelişmeler hukuk alanında laiklikle alakalı çok önemli gelişmeler. Eğitim kültür alanında da laiklik oldu. Tevhid Edrisat Kanunu ile 1924 yılında aynı halifeliğin kaldırıldığı gün oldu bu gelişmede. Medreseler tevhidat kanunu çıkarıldı. Bu kanunla işte karma eğitime geçildi, modern ve laik eğitime geçildi ve aynı zamanda medreseler kapatıldı. Bak buraya dikkat et Tonguç. Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında medreseler adeta Harvard gibiydi. Yani böyle devrin yöneticilerini yetiştiren üniversiteler gibiydi. Ama son dönemde bunlarda da bozulma yaşanınca, ilim ve fen yerine başka şeylere önem verilince, hem pozitif bilimler hem dini bilimler için açılmış olan ve mükemmel kurum olan medreseler bozulunca ister istemez yenilenmesi gerekti ve kapatıldı. Şimdi gelelim son ülkemize, inkılapçılık ilkesine. Burada da şuna dikkat et Tonguç'um. İnkılapçılık deyince aklına sürekli yenilik, daima yenilik ve durağan olmamak, yani durgun olmamak gelecek. Mustafa Kemal Atatürk, biliyorsun batıya açılan kapımız Selanik'te doğmuştu ve batı ile sürekli iştigal halindeydi. Yani İstanbul'dayken Fransızca dersleri almıştı, Selanik'teyken, Manastır'dayken hep böyle yabancı düşünürlerin eserlerine ilgi duyuyordu. Ve batının hızlı bir şekilde ilerlemesinin temelinde akıl ve bilim olduğunu biliyordu. O yüzden ülkemizin de çağdaş devletler seviyesine çıkarması için sürekli yenilikler yapması gerektiğini düşündü ve bunu da sürekli kılmak istedi. Hatta bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'ni
bizle, daha doğrusu siz gençlere emanet etti. Niye? Yenileşmeyi sürekli kılmak istedi. Çağdaşlık, modernleşme, değişim, dinamizm, süreklilik, gelişim, değişim, muasırlaşma, yani gelişme gibi kelimeleri gördüğün zaman inkılapçılık ilkesini işaretleyebilirsin. Bütün yapılan inkılaplar inkılapçılıkla alakalı. Ama bazı inkılaplar var ki bunlar doğrudan inkılapçılıkla alakalı. Mesela kılık kıyafet inkılabı dolaylı yoldan halkçılıkla alakalı. Ama modern kıyafetler giydiğimiz için kılık kıyafet inkılabında inkılapçılık, batıya yöneldiğimiz. Yani hani kılık kıyafetleri değiştirip Japon kıyafetleri giymedik, batıya yöneldik. O yönüyle inkılapçılık alakalı. Veyahut da harflerimizi değiştirdik. Arap harfleri yerine okur yazar oranı artırmak için Latin harflerine geçtik. Ama Arap harfleri yerine Rus harfleri de seçebilirdik. Ya da Çin harfleri de seçebilirdik. Ama batıya yöneldiğimiz için Latin harfleri seçtik. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması yine batı ile uyumu sağladığı için, hafta tatilinin pazar alınması yine batı ile uyumu sağladığı için hep inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç.